Çünkü dün yayını gerçekten hepimizi çok tedirgin eden bir haberle bitirmiştim. 3 yaşındaki Süleyman Asaf Tokat'ta kaybolmuştu. Ve efendim yayınımızın ardından saatler sonra evine 5 kilometre uzaklıkta bir köyün çitinden bir başka çite atlamaya çalışırken köylüler tarafından bulunuyor. Yayınımızı da izlemişler. Demişler ki bu kaybolan çocuk. Ondan sonra hemen apar topar jandarmaya haber verdiler ve küçük Süleyman Asaf ailesine kavuştu. Gözümüz aydın olsun. 2 yaşındaki bebeğimiz. Peki evinin 5 kilometre ötesine nasıl gitti? İşte dünden beri akıllardaki soru işareti de bu, sağlık durumu gayet iyi. Az sonra annesiyle beraber canlı yayınımızda olacak. Ama isterseniz o görüntüler. Oyun oynarken kayboldu, komşu köyde bulundu. Bulunmuş, bulunmuş. Bulunmuş. Küçük Süleyman'dan sevindiren haber. Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde annesi ve kardeşiyle gittiği Uluseki ailesinden çarşamba günü kayboldu 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım. Anne diyor ki ben ahıra girdim. Ahıra girdiğimde çocuk kapının önündeydi. Yok. 6-6.30'da kayboldu. Siyah arabanın olduğu yerde görmüştüm en son. Yarım saat kadar süre ben ağdaydım. Çıktığım anda çocuk yoktu. Yok ya, kurt yedi. Ya biri aldı gitti. Yuh yani. İnşallah tezden bulurlar. Hava yayacak çocuğumun üstüne. 2 gündür daha da o çocuk ne yaptı? Daha da mı, ölü mü, sağ mı, haberim yok. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleriyle birlikte vatandaşların da seferberliğiyle küçük çocuk için havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Haber ekibimiz de Süleyman için bölgedeydi. Tokat'ın Çat ilçesine bağlı Uluseki yaylasında jandarma özel harekat timleri araziye yayılmış durumda. Komandolar da var gücüyle Süleyman'a dair bir iz bulabilmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Arama çalışmaları devam ederken Süleyman'ın kaybını duyuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çevreye yakın olan herkesten destek istedi. Sema Yıldırım, kayıp çocuğumuzun annesi telefon attığımızda. Sema'cığım Allah yardımcın olsun öncelikle. Sağ olasın abla, Allah razı olsun. Herkesin de bence oraya gidip çocuğun arama çalışmalarına destek vermesi lazım. Tanıdık herkesin, çevre civardaki, köylerdeki herkesin. Canım benim, inşallah güzel haberini alırsınız. Diliyorum Rabbimden, bugünkü dualarımı sana armağan ediyorum. Allah razı olsun abla. Yani oralardadır da sağ salim bulunur zaten hepimizin duaları Yıldırım ailesiyle. Çok da güzel bir oğlan, bakar mısınız? Çok yakışıklı maşallah. Ey Allah'ım, inşallah ömür versin de ailesine kavuşsun. Hocam orası 110. Benim durum var, sağ ona bakın. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İS takip köpeği Talan da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Şu anda Süleyman'ın kıyafetleri koklatılıyor. Arama çalışmalarına başlayacak. Beklenen güzel haber yayınımızın ardından geldi. Kaybolduktan 22 saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıktaki Hanpınar mevkiinde tel örgülerden geçmeye çalışırken köy sakinleri tarafından fark edildi 2 yaşındaki Süleyman Asaf. Bulunmuş. Var yani. Dualar tuttu Allah, çok şükür. Allah ne hayatınız varsa versin. Allah başımızdan eksik etmesin ya. İyi haberi aldınız. Aldı, sağ olasınız. Tuttuğumuz altın olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Güle güle edin. Haberin ulaşmasıyla tarifsiz bir mutluluk yaşayan aile ekibimizle birlikte Süleyman'ın yanına doğru yola çıktı. Allah razı olsun sizden, milletimizden, devletimizden, askerimizden, köy halkımızdan. Ben dedim. Hiç şeyim yoktu. Yok. Benim kaçırıldığından korkum vardı. Organ mafyası öyle bir korku vardı. Çocuğu dedi sonuna kadar arayıp bulacağız. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun.
Yapılan kontrollerde gayet sağlıklı olduğu anlaşılan minik çocuk çok korkmuştu ancak artık babasının kollarında güvendeydi. Halkımız hepsine teşekkür ederim. Askerimize, polis komandolarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Afet ekibimize. Nasıl gitmiş bilmiyoruz. Kendim kendime mi gitti? Birileri mi götürdü? Çok mutluyuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Süleyman'ın bulunması çevrede adeta bayram havası estirdi. Herkes küçük çocuk için toplanmıştı. Vallahi çok mutluyuz. Yeğenimi bulduğumuz için. Yani iki günde arıyoruz yani. Siz babasından önce kavuştunuz. Aynen. Kucağınızdaydı ambulans. Evet, ilk önce bir gün geldim ben aldım. Herkese teşekkür ederim. Gözünüz aydın tekrar. Sağ ol, Allah razı olsun. Çocuğu sağ salim bulduk. El ayağı düzgün bir şekilde. Rabbime şükürler olsun. Müge Anne'yi severek izliyorum. Gerçekten de tebrik ediyorum. Ayağınızda uğurlu geldi. Kurban olduğum Mevlam sağ salim bulmaya yardım etti bize. Çocuğu bulduğumuz çat kasabasını sevindirdiniz. Müge Hanım'a çok 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 teşekkür ediyoruz. Çünkü memleketimizde böyle şeylere ihtiyaç duyuldu ve onun da yardımcı olduğu ondan daha çok sevindik. Allah ondan da razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çat Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Hatun da minik Süleyman'ı görmeye gelenler arasındaydı. Büyük bir mücadele verdik. Yaklaşık da bir 22 saat o dağda gece gündüz demeden aradık. Ve Allah da yüzümüze baktı. Ailesine bağışladı. Çocuğumuzu bulduk. Çocuğun da sağlık durumu çok iyi. Müge Hanım da aramışlar. Müge Hanım'a çok teşekkür ederiz. Saygılar sunarız buradan. Onca saatten sonra Süleyman'a yeniden sarılmanın sevincini yaşayan annenin de babanın da mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Evet, gerçekten mucizenin yeni adı Küçük Süleyman. Biz de dün böyle birbirimize sarıldık çocuğun bulunduğunu görünce. Bunu Suriyeli çocuğunu kaybeden bir aile çocuğunu bulduğu zaman elhamdülillah demişti. Bize de hep yemekten sonra elhamdülillah evet. demeyi öğretmişler. Aslında tabii ki hani şükür ifadesidir. Aslında ne kadar güzel uyuyor dedim. Biz hiç öyle kullanmıyoruz. Anne de bugün öyle söyledi. Elhamdülillah sağ salim bulundu. Bence bu çocuğun kaybı ve sağ salim bulunmasının hepimize bir ders, kulağımıza bir küpe olması gerekiyor arkadaşlar. Dünden... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.